1826 yılında Orhan Gazi zamanında ilk Kaptanı Derya Karamürsel Alp tarafından şimdiki Karamürsel sahillerinde ilk Türk donanması kuruldu. 1327 yılında Orhan Gazi'nin komutanlarından Akçakoca Bey, Kandıra, Karamürsel ve İzmit Körfezi'nin güneyini ele geçirdi. 1337'de İzmit'in tamamını almak istediyse de ömrü buna yetmedi. İzmit Kalesi 1339 yılında Orhan Gazi tarafından teslim alındı. Şehir bu dönemde kültür ve sanatta altın çağını yaşadı. İlk tersane 1390 yılında Yıldırım Bayezid döneminde yapıldı. İzmit'te yapılan askeri ve ticari gemiler sayesinde Osmanlı Cihan İmparatorluğu haline geldi. 4. Murat dönemi İzmit için imar faaliyetlerinin arttığı dönemdir. Bizans'tan bu yana ilk saray onun devrinde yapıldı. Bugün Abdülaziz'in Hünkar Kasrı olarak bilinen ve İstanbul dışında ayakta kalabilen Osmanlı saraylarından olan tarihi köşk, 4. Murat'ın yaptırdığı ahşap sarayın yanması üzerine yeniden inşa edildi. 1843 yılında Abdülmecid'in padişahlığı döneminde İzmit'te İstanbul arasında vapur seferleri başlatıldı. 1873'te de Anadolu-Bağdat Demiryolu'nun ilk parçası olan Haydarpaşa-İzmit Demiryolu açıldı. Şehrin eski istasyon binası neoklasik üslupta Almanlar tarafından 1908-1920 yıllar arasında yaptırıldı. ...1867 yılında İzmit, merkezi Bursa olan Hüdavendigâr vilayetine bağlı bir sancak merkezi oldu. Daha sonra kısa bir süre İstanbul vilayetine bağlandı. 2. Abdülhamit döneminde 1888 yılında bağımsız bir sancak durumuna getirilerek Selim Sırrı Paşa'yı sancağın ilk mutasarrıfı olarak atadı. Bugün İzmit'in sembolü anıt çınar ağaçları Sırrı Paşa zamanında dikildi. 19. yüzyılda İzmit, ipek üretimi ve işlenmesinde Bursa ve Bilecik'ten sonra Osmanlı Devleti'nde 3. sırayı aldı. Dokumacılıkta öncü konumunda bulunan İzmit'teki Çuhahane, Abdülmecit döneminde kuruldu. Hereke'de ise Dolmabahçe Sarayı'nın perde, döşemelik ihtiyaçları yanında sarayda yaşayanların giysi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1843 yılında dokuma ve halı fabrikası kuruldu.